Yeni bir vlogdan, yeni bir günden hepinize tekrardan selam dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin hayatında her şey yolundadır. Bu aralar pek bir video çekemedim. Bir videoya başlamıştım fakat video içime sinmedi. O yüzden o videoyu geri sildim. Bu arada da işte temizlik falan yaptım. Koltukları falan sildim. Alera birazcık rahatsızlandı. İşte birkaç gün kreşe gitmedi falan derken böyle bir türlü video başlatamadım, çekemedim. Bugün de 14 Eylül, Salı günü. Bugün benim doğum günüm. Maalesef 25 yaşına girdim artık. Kıplandım. Yaşlanıyorum. Kendimi 18 hissediyor olsam da maalesef 25 yaşını doldurdum artık. Biz de şimdi dışarı çıkıyoruz, gezeceğiz, yemek falan yiyeceğiz. Öyle bugünü birazcık böyle dışarıda yemek yiyerek geçireceğiz. Aslında bana kalırsa hiç dışarı çıkma taraftar bile değildim ama hadi çıkalım dedi, bir yemek yeriz dedi. Alerine de iyi olur, değişiklik olur dedi. Öyle şimdi hazırlandık, evden çıkıyoruz. Sizi de yanıma alıyorum tabii ki. Çalışıyorsun oğlum. Niye almaya çalışıyorsun? Resimdeki çatalı almaya çalışıyor. Alamıyor mu? Ama o resim gerçek değil ki. Bak burada gerçeği. Bak. Bak. Aleliye ben çok güldürdüm bizi. O gerçek değil o. Yağmurda mahsur kaldık. Duraktayız, otobüs bekliyoruz. Biraz dindi. Hava günü güneşliyken birden yağmura döndü. Böyle. Biraz bekledik yağmurun dinmesini. Nasıl gelir bilmiyoruz. Yağmurun dinmesini bekledik. Şimdi de duraktayız. Otobüs bekliyoruz. Beni çok geldi. Thank you.
ediyoruz. Siz biraz önce izlediğiniz üzere ben şöyle bir evi toparladım, süpürdüm falan robotun eşliğinde. Bir kısmını izlediniz, bir kısmını da çekmedim. Daha sonra Ali Eren geldi, karnımı doyurdum, uyuttum. Şimdi de Neşe ile birlikte pazara gidiyoruz. Genelde pazara gitmeye pek vaktimiz olmuyor aslında. Genelde meyve sebzemizi marketten alıyoruz. Ama fırsat buldukça pazara gitmeye çalışıyoruz. Aslında her hafta gitsek iyi olacak ama gidemiyoruz her hafta maalesef. Çünkü pazardaki ürünler gerçekten marketteki ürünlere göre çok çok kaliteli. Yani böyle gerçekten renginden bile belli oluyor. Markete göre de bir tık daha uygun oluyor fiyatları. Bazen aynı da oluyor. Bazen pazar markete göre pahalı olduğu da oluyor. Hani fiyat konusunda çok aşırı bir uçurum yok ama kalite konusunda gerçekten pazar ürünleri gerçekten çok daha güzel, çok daha sağlıklı, çok daha lezzetli oluyor. Bugün de Neşe ile dedik pazara gidelim. Ellerini de uyutmuşken hemen Neşe ile bir pazara gidip alışverişimizi yapıp geleceğiz. Öyle çok kısa aldıklarımı gösterecek olursam kıvırcık. Şöyle birazcık mısır aldım. Biz bunu çok seviyoruz. Ali Eren de çok seviyor. Şeftali, kuzu kulağı, domates, havuç, yeşil fasulye, elma. Evet, sanıyorum bu kadar aldıklarım. Biraz da evde bir şeyler vardı zaten. Ben kıvırcığı böyle aldığım zaman önce güzelce sirkeli suda, daha sonra normal duru suda iyice bir yıkıyorum, temizliyorum. Daha sonrasında bunu kurutuyorum ve bir kabım var, onun içine koyup dolaba öyle koyuyorum. Böyle hem daha uzun ömürlü oluyor, çabuk bozulmuyor. Hemen salatayı yaparken böyle yıka durula kurula derdi olmuyor. Hemen alıyorum, doğruyorum ve yapıyorum. O konuda da çok rahat ve pratik oluyor ve en önemlisi uzun ömürlü oluyor. Şimdi suda beklettim. Diğer aşamaları da size yaparken gösteririm. Bunun iyice bir kere sirkeli suda beklettim. Bu şimdi normal suyum. Kıvırcığın hepsini bu kabım almadığı için böyle parça parça yapacağım. Daha sonra bunun iyice şeyini arıttıktan sonra topraklıydı çünkü. Bunun kurutma işlemine geçeceğim ve diğer kalan parçaları da aynı şekilde yapacağım. Bunu yapmadıysanız mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdi şöyle sıkma aparatları satılıyor. Mutlaka biliyorsunuz. Şimdi bu iyice yıkadıklarım, bunu alıyorum. Bununla güzelce suyunu sıktıracağım ve kurutacağım. Bugün akşam yemeği olarak da tavada tavuklu patatesli bir şeyler yapmaya karar verdim. Biraz önce patatesi kızarttım, şuradan da anlaşılacağı üzere. Bunu biraz kızarttım. Kabuklar çok, dolaptan çok, buzluktan çok çıkartmışım. O yüzden patatesi böyle az yaptım. Önce bunları biraz kızarttım. Şimdi birazcık arkalarını, kabuklarımı pişireceğim. Sonra hepsini bir koyup şurada bir sos hazırladım. Bunun üstüne döküp daha sonra biraz da o şekilde pişirdikten sonra yemeğimiz de hazır olacak inşallah. Sen ne yapıyorsun minik kuş? Bunu buraları karıştırıyor. Hiç durmuyor bu çocuk ya. Hiç durmuyor, her yere döktü saçtı. Şu an içerinin halini hayal bile edemiyorum ben mutfaktayken. Değil mi? Bunlar kurudu. Bunları böyle bir kabıma aldım. Diğerlerini de o süzgeçle süzdürdüm. Havlu kağıtlarının üstüne koydum. Biraz daha iyice böyle suyunu çeksin istiyorum. Daha sonra onları da bunun üstüne koyacağım. Şöyle biraz da üstüne yine havlu peçete koyacağım. Bu kadar. Böyle bu şekilde koyuyorum.